Şimdi ana yelkenimizde, ön yelkenimizde sarmatit sisteme sahip, furling dediğimiz sarmatit sisteme sahip. Ana yelkenimiz direkt içine sarılıyor. Ön yelkenimiz de baş ıstralyanın etrafına sarılıyor. Daha önce bunları size detaylı anlatmıştım. Bu yelkenlerin açma kapama sistemleri nasıl çalışıyor? Şimdi orada da kısmen bahsettiğim ama bu videoda asıl üstüne basa 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 tek tek, nasıl diyeyim, herkesin anlayacağı şekilde detaylı anlatacağım. Özellikle bu sarma tip ana yelkende sıkışma sorunu yaşayan arkadaşlara iyi seyretmelerini, dikkatli izlemelerini tavsiye ediyorum. Tekne alırken de ana yelken direk içi sarma sistem olursa acaba sorun yaşar mıyım diye tereddüt eden arkadaşlara da her zaman dediğim gibi doğru kullanmayı bildiğinizde direk içi sarma ana yelken bence bir gezi teknesindeki en doğru seçimlerden biri. Şahsi seçimim o yönde olur. Ama özellikle yarış geçmişi olan klasik tip ana yelkende yetişmiş arkadaşlar belli bir seviyeden sonra, belli bir yelken kullanımından sonra çoğumuzun düştüğü 30'a düşüyorlar ve ben artık her şeyi öğrendim moduna giriyorlar. E tabi o moda girdikten sonra da ilerleyen yaşlarda da hayatlarının ilerleyen evrelerinde sarma tip yelkenlerle karşılaştıklarında onları, ana yelkeni, direk içi sarma tip ana yelkeni de eski yarışçılık günlerinden öğrendikleri şekilde klasik ana yelken gibi kullanma çabasına giriyorlar. Doğru yelken açma kapama şekli odur diye beyinlerine kazınmış çünkü. Orada bazı arkadaşlarımız maalesef hataya düşüyorlar. Onlar da eğer bu videoyu dikkatli seyrederlerse mutlaka kendileri için bazı çıkarımlarda bulunabilecekler. Şimdi ana yelken klasik tipe alışmış, o şekilde sarma sistemi kullanmaya çalışan arkadaşlar sorun yaşar dedik. Bunu biraz konuşacağız, netleştirelim. Şimdi klasik tip ana yelkeni, yani lazy back, lazy jack'li olsun veya olmasın fark etmez. Şimdi klasik tip ana yelkeni açarken de kaparken de bumbanın altındaki tüm halatlar boşlanır. Bumbanın altında hangi halatlar vardı? Ana yelken iskotası ve pupa palangası. Klasik tip ana yelkenleri açarken de kapatırken de ana yelken iskotası ve pupa palangası boşlanır. Peki sarma, direk içi sarma tip ana yelkene geldiğimizde ana yelken iskotası boşlanır. Pupa palangası asla boşlanmaz. Eğer bir arkadaşınıza kastınız varsa direk içi sarma tip ana yelkeni olan ve o arkadaşınızın başı belaya girsin bu sistemle diye uğraşıyorsanız o yelkeni toplarken veya açarken pupa palangasını boşlattırırsınız. Direk içi sarma tip ana yelkende sıkışmaların büyük kısmı dediğim gibi pupa palangasının da klasik ana yelkenden kalma alışkanlıkla boşlanması sonucu yaşanan sıkışmalar. Buna dikkat edeceğiz. Dediğim gibi tekrar ediyorum. Klasik tip ana yelkende pupa palangası ve ana yelken iskotası boşlanır. Yelken açılıp kapatılırken
sarma tip ana yelkeni olan teknede pupa palangası asla boşlanmaz. Aşırı da gerilip vinçlenmez. Ama boşluğu mutlaka alınır. Boşlanmaz. Tamam. Hafif vinçle de eğer gücünüz yetmiyorsa, yelken alanınız büyükse vesaire, hafif de bir vinçle boşluğunu alın. Bu bize neyi sağlayacak? Numbanın yelken formuna uygun konumlanmasını sağlayacak. Yukarı kalkmasını engellemiş olacağız. Numba yukarı kalkınca ne oluyordu? Ana yelkenin bükümü artıyordu. Üst taraf bükülüyordu. O bükülme, üst tarafı, yelkenin üst kısmını boşlama, yelkeni toplarken ve açarken direğin üst kısmında, yelkenin üst kısmının içeride geniş sarılmasına neden olacağı için oradan sıkışır. En sıkıntılı, en zor da kurtarılacak sıkışma şeklidir. Aman dikkat! Pupa palangasını kesinlikle boşlamıyoruz. Direk içi sarma tip ana yelkenlerde. İkincisi, şimdi o yelken açma kapama videolarında bir ters kuvvet uygulamak diye bir terim kullanmıştım. Sarma tip yelkenlerde, sadece ana yelkende kastetmiyorum, ön yelkende, ana yelkende direk içi, yani dikine sarma sistemse mutlaka açma ve kapama anında ters kuvvet uygulamamız lazım. Bu terimi kullandığım videonun yorumlar kısmına bazı arkadaşlar bu terimi tam anlamadıklarını belirtmişler. Şimdi ana yelkeni açacağız. Bir tane ana yelkeni dışa çektiğimiz halat var. Açtığımız halat var. Furling ana yelkenli. Bir tane de toplamak için kullandığımız furling halatı var. Sarma sistem halatı. Şimdi normalde açarken bu halatı boşlamam lazım. Bu neydi? Furling halatıydı. Bunu boşlamam lazım. Yelkeni dışa doğru çekmem lazım. Toplarken de tam tersi. Furling halatını çekeceğim. Yelkeni dışa doğru açtığım halatı boşlayacağım. Tamam. Ters çalışıyordu sistem. Ön yelkende de aynı şekilde. Yelkeni iskotadan açıyorduk ön yelkende, Genoa'da. Furling halatını, şu halatı boşlamam lazım ki o halatı açabileyim. O furling halatı da gidecek, dramın içine sarılacak. Bu tamam. Ama bu ters çalışan halatları, açma halatı, kapama halatı, birini kullanırken, çekerken, açarken diğerinin üzerinde mutlaka belli bir yük oluşturacağız. Onu tamamen koy ver gitsin yapmayacağız. Tamam. Ters kuvvet uygulamaktan kastım bu. Ana yelkeni açarken, dışa doğru çektiğimiz halatı çekerken, furlingine, ana yelkenin furling halatını da bir miktar gereceğiz, gergin tutacağız. Yani nasıl diyeyim, bunun üzerine 20 kilogramlık yükle çekeceksek, bunun üzerinde 10 kilogramlık yük oluşturacağız. Dolayısıyla zorlanarak açacağız biraz. Bu bir neyi sağlayacak? Yelkenin açılırken de kapanırken de sıkı sarımını muhafaza etmesini sağlayacak. Geniş bir sarım oluşturmayacak. İkincisi, furling halatı dramın içine sıkı, daha düzgün sarılacak. Yuvasından atlaması,
yuvasının dışına çıkıp sıkışması, ne bileyim halatların üst üste gelip birbirini sıkıştırması vesaire söz konusu olmayacak. Tamam. Açma halatını çekerken boşlamamız gereken furling halatının üzerinde yük tutacağız. Yük olacak. Biraz onu da gereceğiz. Tam boşlamayacağız. Yelkeni açarken. Toplarken de furling halatını çekeceğiz ya. Yelken içeri girsin diye, toplansın diye. O zaman da yelkeni dışa doğru çektiğimiz halatın üzerinde bir miktar yük oluşturacağız. Yani koy verip bırakmayacağız onu. Yelken pır 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 boşta kalmayacak. Onun üzerinde biraz yük oluşturacağız ki furling halatını biraz daha zor çekeceğiz. Yelkeni biraz daha zorlanarak saracağız. Ama sarım tam sıkı, dar bir sarım oluşacak. Ve direk içinde geniş bir sarımdan kaynaklı herhangi bir sıkışma yaşamayacağız. Bu ikincisi. Üçüncüsü, yelken formumuz bildiğiniz üzere üçgen form. Yelken trimi konusunda videosunda detaylı anlattığım gibi yelkenin üç yakasını da gererek ya da boşlayarak yelken trimi yapıyoruz. Temelli mantığı buydu. Direk içi sarma ana yelkende yelkenin her üç kenarı da ne tam boşlanmış olacak ne aşırı gerilmiş olacak. Mandar halatımız, direği yukarı bastığımız halat, furling sarma tip ana yelkenli olan teknelerde de var. Ama onu bir kere yukarı basıyoruz. Ondan sonra mandar halatıyla çok fazla işimiz olmuyor. Zamanla veya halatların yerini tam bilmeyen bir arkadaşın o mu bu mu diye denerken yanlışlıkla gevşetmesi sonucu veya dediğim gibi zamanla o mandar halatı gerginliğini yitirebilir. O zaman da direk içinde ana yelkeniniz sıkışır toplarken de açarken de. Bakın şurada ana yelkenin üzerindeki bükümleri görüyor musunuz? Tam ön yakasındaki. Bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Bizim ana yelkenimizin mandarı boşlanmış. Hani dedim ya zamanla gevşeyebilir veya buradaki halatları bilmeyen birisi buraları kurcalarken yanlışlıkla gevşetebilir, boşlayabilir. Muhtemelen dünkü kaptan sayesinde de olmuş olabilir. Çünkü yelken yapmışlar belli. Bu mandar halatını benim germem lazım. Ama şimdilik diğer maddelere dikkat edeceğim için bu çok da başıma bela olmayacak bir durum. Ama bunu da germem gerekecek. Onu da görmüş ol. Mandar halatınız o ön yakanın gerilmesini sağlayan halatın gergin olduğunu, aşırı da değil bak, gergin olduğunu kararında emin olacağız. Alt yaka gerginliğini az önce anlattım. Karşı yük kuvveti uygulayarak gergin tutacağız. O da tamam. Kupa palangasını da tam boşlamayarak gün görmez yakasını da gergin tutacağız. Tam boşlamayacağız. Aşırı da germeyeceğiz. Bu sayede bu üç noktaya dikkat ettiğiniz sürece furling, direk içi, sarma tip, ana yelkende asla ve asla sıkışma yaşamazsınız. Tamam, bunun üçünün yanına bir tane de yardımcı ekleyeceğim şimdi. Ona da dikkat edin. O sadece sıkışmaya neden olmuyor, onun hatalı uygulanması. Aynı zamanda ana yelkenin ömrünü kısaltıyor. Bakmayın yelkenlerimiz Türk üreticiler de olsa diyorlar ki malzemeyi yurt dışından alıyoruz. Neyse o ayrı bir konu. Türk üreticiler bile euro ile satıyor. Bu yelkenlerimizi mümkün olduğunca az yıpratarak
yani doğru kullanarak yelkenler açıp kapatırsak, kullanırsak o kadar iyi. Çünkü yelkenler döviz üzerinden pahalı teçhizatlar. Şimdi o kısmı anlatayım. Bu üç ana olmazsa olmaz için yanına bir kardeş getirelim. Bir yardımcı öve olsun. Tekneyi, yelkeni açarken, ana yelkeni açarken, hani bizim daha önce de konuştuğumuz gibi yelkenli teknelerde yelkenler çok istisnai durumlar hariç kıçtan başa doğru açılmaya başlar. Toplanırken de baştaki yelkenler önce toplanır, kıça doğru toplaya toplaya gelinir. Tamam, onu tekrar bir hatırlatayım. Dolayısıyla teknemizde yelkenleri açarken önce ana yelkeni açacağız. Açmaya başlamadan önce ne yapacağız? Teknemizin başını rüzgara çevireceğiz. Ne olursa olsun. Ya biraz açılı tutayım. İşte iskotayı biraz boşlarım. O gene rüzgarı tam karşılar. Yelken açılırken rüzgara doğru döner. Yapmayın. Teknenizin baş kısmını olabildiğince rüzgara doğru tutmaya çalışın. Yelkeni açarken ve toplarken, tekrar parantez içinde her zaman altını çiziyorum, İstisnai. Bunu böyle yapmamanızı mutlaka gerektirecek bir durum içinde değilseniz, kapa parantezi, teknenizin başını rüzgara doğru döneceksiniz. Ana yelken iskotasını yine de bir miktar boşlayacaksınız. Tam değil. Yani bomba bir o tarafa, bir bu tarafa gidecek, vuracak gibi değil. Nasıl diyeyim? Bir 15-20 derece iskeleye, 15-20 derece sancağa serbest salınım yapabilecek şekilde. Bunu neden yapacağız? Şimdi direkt içi şu şekilde. Direğimizin içi bu şekilde. Yelken şöyle bir yarıktan dışarı doğru çıkacak. Boylu boyuna bir yarık var. Eğer bir kere deneyin hatta ve gidin gözleyin o yarıktan yelkenin nasıl çıktığını. Tekneyi tam rüzgara dönmediğiniz takdirde kimi arkadaşlar şey yapıyor hatta, daha kolayına geliyor belki, yelkene bir miktar rüzgar doldurarak furling ana yelkeni açmak çok daha kolay oluyor. Ama gidin o direk dibinde o yarıkla yelkenin ilişkisine bir bakın. O yarığa yelken basıyor, sıkışıyor orada. Oradan sürtüne sürtüne, o yarığa boydan boya yelken sürtüne sürtüne o yelkeni açıp kapamış oluyorsunuz. Ve bu yelkenizin ömrüne emin olun yarı yarıya kısaltı. Yani 6 yıl kullanacağınız yelkeni 3 yılda kaldırıp çöpe atarsınız. Bu alışkanlığınızı devam ettirir. Bu öyle bir alışkanlıkla yolunuza devam ederseniz. O yüzden yelkeni efektif, verimli, uzun ömürlü kullanmak için direk içi ana yelken, sarma tip ana yelkeni olan teknelerde mutlaka ne olursa olsun teknenin baş kısmını rüzgara doğru dönüyoruz. Bir toplamda 40-50 derecelik, belki 60 derecelik bir açı içinde de salınım yapabilecek şekilde bombanın ana yelken iskotasını biraz boşluyoruz. Tamam. Bu şekilde sorunsuzca uzun yıllar furling ana yelkeni kullanma imkanınız olacak. Videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.